Evet arkadaşlar, yeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Enginarın faydaları hakkında sizi bilgilendireceğim. Şifalı Bitkiler kanalına abone olmanızı bekliyoruz. Aynı zamanda bu detayları video altında yer verdiğimi hatırlatmak isterim. Şu anda enginar görmektesiniz. Biraz önce tarlasını gördünüz, enginar tarlasını. Bakın. Boyu 1 metreye kadar yükselen sap şeklinde gövdeli bir araya toplanmış yeşil yapraklı çok yıllık bir sebzedir enginar. Çiçekleri mor renktedir. Kalp ve karaciğerin en iyi dostudur enginar. Kanı temizler, yorgunluğu giderir. Çeşitli tuzları ve diğer etkili maddeleriyle kandaki üreyi azaltır. Zehirli ve zararlı maddeleri idrarla dışarı atar. Kandaki kolesterol miktarını düşürerek damar sertliğini ve kalp rahatsızlığını önler. Kalp adalelerini kuvvetlendirir, vücuda canlılık verir, dinlendirir. Bedenen özellikle fikren çalışanlara çok ama çok faydalıdır enginar. Beyin yorgunluğunu giderir, sinir zafiyetini ve sürmenaj üzerindeki etkisi çok büyüktür enginarın. Enginar karaciğer için de çok faydalıdır. Bilhassa havuç ile birlikte karaciğerin en iyi ilacıdır. Karaciğerin kendini süratle yenilemesi ve kuvvetle yenilemesi, kuvvetlenmesi açısı sağlar kuvvetlenmesini. Karaciğer yetmezliği çekenler enginarın bulunmadığı mevsimlerde onun kuru yapraklarından faydalanmalıdırlar. Aynı zamanda enginar mevsiminde alttaki İri yaprakları tozu toprağa temizlendikten sonra gölgede kurutulur ve ufalanarak bir kutuya konur. Bu tozdan bir fincan kaynar suya yarım kahve kaşığı konur. 10 dakika bekletildikten sonra süzülür ve yemeklerden 1 saat önce içilir. Bu su karaciğerle beraber böbrekleri de temizler. Kan dolaşımını da kolaylaştırır. Sarılığı, romatizma ve mafsallardaki ürat birikmesini gidermek, karaciğeri çalıştırmak, vücutta biriken suyu dışarı atmak, böbreklerde biriken kum ve taşı dökmek için bir enginar kökü iyice yıkanır. İncecik kıyıldıktan sonra 1 litre suya konur. Sirkeli enginar kökü 1-2 saat kadar kaynamakta olan bir su banyosuna tutulur. Sonra süzülür. Bu karışımdan günde 1-2 çay bardağı içilirse biraz önceki ifade ettiğimiz alanlara inanılmaz fayda sağlar. Yine şeker hastaları için çok kıymetli bir zebzedir. Bileşiminde insülin yerini tutan bir madde vardır. Bu madde kandaki şeker seviyesini düşürür. Ter kokular için kaynamakta olan yarım litre suya 50 gram enginar yaprak ve tohumu ile 100 gram patlıcan sap kısmı konur. 10-15 dakika kaynatılıp terleyen kısımlar günde 2-3 defa bu suyla silinirse faydası olur. İdrar söktürücü, kalbi güçlendirici olarak yemek alarak yenmesinde yanında yaprakları ve baştaki etli kısım kalın bir pul yapraklara çay gibi demlenerek içilir. Aynı zamanda bu izahları video detayında yer verdik. Kanalımıza abone olun. Şifalı günler diliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.